Çocuk Spor Kanalı'ndan herkese merhaba. Ben Ahmet. Bugün size amut nasıl yapılır onu anlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bilmeyen bir sporcuya amudu teknik olarak nasıl öğretebiliriz onu anlatacağım. Şimdi Yusuf amudu biliyor, daha önce yapmış ve siz bu hareketi bilmeyen bir sporcuya öğreteceksiniz. Dolayısıyla bu çocuğun kolları güçsüz olacak, yani kollarının güçlü olması gerekiyor. Amut basamaklamasından geçmeden önce lütfen çocuğun fiziksel olarak kondisyonu yerinde olması lazım. Yani kolları gelişmesi gerekiyor. Sonuçta kolların üstüne dayanıp amutta kalacak bu çocuk. Dolayısıyla sizin öncelikle sporcunun kondisyonunu geliştirmeniz gerekiyor. Şimdi ilk etapta Yusuf'a kollarına dayanmayı öğreteceğiz. Yani sporcu kollarına dayanması gerekiyor. Yusuf'cum sadece ayak savuşu yapsana bir tane. Evet. Böyle bu şekilde ayağını bir de yap. Evet. Şimdi Yusuf hareketi bir tane yerde yapsana. Amut yap da arkadaşlarımız görsün. Evet yap amudu. Evet. Şimdi Yusuf bu hareketi yerde yaptı. Ve Yusuf bu hareketi biliyor. Şimdi bu hareketi bilmeyen bir çocuk nasıl yapabilir onu anlatacağım. Şimdi Yusuf kaldır kollarını. Sımsıkı yap. Vücudun sıkılı olacak. Öncelikle çocuğa hareketin teknik olarak anlatmanız lazım. Nereye sıkması gerekiyor, vücudun nasıl olması lazım, dizinin özellikle kafayı geriye atmaması lazım. Şimdi Yusuf ayak savuruşu yap. Evet, evet güzel. Bir daha yap. Şimdi gördünüz arkadaşlar, Yusuf artık ayaklarını savurmaya başlamış. Yusuf savur bir daha. Evet. Öncelikle dediğim gibi kollarına dayanmayı öğretmeniz gerekiyor sporcuya. Çünkü kollarına dayanmazsa eğer kollarını büküp kafa üstü yere çakılabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir daha yap bakalım. Evet. Sporcu artık burada ayak savuruşunu öğrendi. Şimdi Yusuf'cum gel. Duvarda göstereceğiz hareketi. Gel buraya. Evet. Evet. Şimdi evet arkadaşlar. Sporcuya orada kollarına dayanmayı öğrettik. Çocuk artık ayaklarını savuruyor. Biz burada artık bu aşamada çocuğun dengede nasıl kalabilir amutta ve vücudunu nasıl tutabilir onu anlatacağım. Yusuf'cum bir daha yapsana be. Evet. Şimdi Yusuf geldi. Tabii Yusuf bildiği için Yusuf elini biraz duvarın dibine koy. Heh. Şimdi amacımız burada çocuğun vücudunu kontrol edebilmesi ve vücudunu sıkması. Ayak parmak ucundan tutun popoya kadar her şeyi kontrol etmeniz lazım. Vücudunu sıkması gerekiyor. Ve Yusuf bu hareketi yaparken dengede kalması lazım. Ve bunu kendi başına yapacak. Dolayısıyla bunu yerde yapamaz. Destekli yapması lazım. Yardımlı yapması lazım. Dolayısıyla aynı seansta 10 tane ya da 15 tane çocuk olacağı için siz her çocuğa teker teker yardım edemezsiniz. Dolayısıyla duvarda başlamanız çok mantıklı. Duvarda çalıştırmanız gerekiyor. Bir de yapsana Yusuf. Evet. Gördüğünüz Yusuf vücudu sıkıyor. Dizler aynı şekilde sıkılı. Sımsıkı olması gerekiyor. Aferin Yusuf. Şimdi in Yusuf. Evet şimdi çocuk ellerini nasıl koyacak? Şimdi arkadaşlar çocuk elini şu şekilde koyabilir. İçe doğru çevirebilir. Şu şekilde olması lazım. Dışa doğru 10 derecelik açıyla olması lazım. Yani kollarını taşıması için, vücudunu taşıması için biraz dışarıya doğru çevirmesi gerekiyor. Yusuf biraz bir tane daha yapsana bana. Bakalım. Evet, sımsıkı. Çok iyi. Sık. Şimdi amudu yaparken çocuğun ellerinin arasına bakması lazım. Teknik olarak amutta. Dolayısıyla Yusuf'un bu hareketi duvarda yapması biraz zor. Artık bu aşamadan sonra vücut tutuşunu yapmaya başlamış. Vücudunu sıkıyor, ellerini düzgün koyuyor ve kolana dayanabiliyor artık sporcumuz. Ve biz bunu artık geri almamız lazım. Çünkü teknik olarak artık hareketi benimsemesi lazım. Yani bunu teknik olarak artık kendisi yapması gerekiyor. Şimdi Yusuf'cum, bizim böyle bir malzememiz var. Yusuf gel. Bunu yerde yapalım istersen. Arkadaşlarımız görsün. Şimdi ellerin mindere gelsin. Yine aynı şekilde minderi koymanız lazım. Sporcu yeni olduğu için sıkıntı olabilir. Bir daha yap. Düşebilir. Evet. Sık vücudu Yusuf. Sürekli sporcu uyarmanız lazım. Poposunu sıksın. Aynı şekilde vücudunu sıkıyor. Ellerin arasına özellikle bakması gerekiyor. Kafayı sok Yusuf şimdi. Şöyle olmaması lazım ya da dışarıya doğru bak bakayım Yusuf. Ters yöne. Ha. Böyle sporcunun sağa sola bakmaması lazım. Kolana dayanması gerekiyor. Yusuf bir tane yapsana bak. Kendin yap bu sefer. Böyle düşebilir. Yusuf düzgün yap şimdi. Taklaya gir.
Amut'tan taklaya gir bakayım. Evet. Şimdi bu aşamalardan sonra artık amut düşüşe sporcu öğretmemiz lazım. Yusuf bir daha yap. Amut takla yap. Kafayı sok, dizinden tut. Aferin. Şimdi bizim kalın mindere alacağız sporcuyu. Sporcu artık amut taklaları öğrendi. Amut blok düşüşleri de yapacağız ileriki aşamalarda. Şimdi değil. Yusuf, şimdi mindere yüksekten yap bakayım. Evet. Şimdi neden böyle bir şey yaptık? Çünkü çocuk hareketi yüksekten yaptığında hareketi daha düzgün yapar. Ve ayağını daha hızlı savurması gerekiyor. Bir de yap Yusuf. Evet. Çok iyi. Bir tane amut blok düşüşü yapsana bak. Evet. Aslında bu harekette bir sonraki hareket amut blok düşüşe geçiş olacak. Yusuf bir de yap. Sımsıkı ama yap, tamam mı? Kollarına dayan. Evet, aferin sana. Evet arkadaşlar. Amudumuz böyle. Yusufçum el salladı arkadaşlarına. Hadi sen çalışmana devam et. Teşekkürler. Amut böyle öğretilir. Daha çok alternatifiniz var. En kısa, mantıken en uygun şekilde böyle anlatabilirsiniz. YouTube'da da bir ton videolar var bildiğiniz gibi. Ama dediğim gibi sade olması lazım. Sizin anlayabileceğiniz şekilde böyle öğretilir. Ve bunu ben kısa anlattım ama siz bunu belki 1000 kez daha fazla yapabilirsiniz. Çocuğa daha çok anlatabilirsiniz. Böyle öğretilir. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.